Selam arkadaşlar, bendeniz Kerim. Bugün sizlerle beraber gene sistem öneri videosuyla karşınızdayız. Çok güzel bir öneri videosu var şu anda. Tam olarak 5000 TL'lik kasamız ve 1,5 TL'lik de 1,5 TL mi? 1500 TL'lik de bir monitörümüz var. Toplam olarak 6500 TL'ye monitörlü sistem nasıl toplanır? Nelere dikkat edilmelidir? Hangi sistem şu anda fiyat performanstır? Ve fiyat performansın işlemcisi nasıl? Anakartı nasıl? Ekran kartı nasıl seçilmeli? Gibi soru işaretlerini gidermek için çok güzel bir videoya kafa attınız. Şimdi başlayalım gençler. Kasamız şu anda itopya.com'da TeknoQN diye adlandırdığımız bir kasa modeli arkadaşlar. Daha öncesinde videosunu çektim ama burada yeniden ayrıyeten tekrardan videosunu çekeceğim. Çünkü orada fiyat 4800 falandı. 4005 bir ara 5300'lere falan çıktı. Şu anda tam 5000 yerini buldu. 5000 TL'lik fiyat performans ürünlerinin en kralı olduğunu, en güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Oyun odaklı, yayın odaklı değil. O kadar yayın odaklı değil. Çok üst oyunlarda yayın yapamazsınız ama CS:GO'da, ne bileyim Fortnite'da falan yayın yaparsınız. Onlarda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi üst oyunlarda yayın yapmanız için oyunun ufak tefek birkaç grafiklerini düşürmeniz gerekir yayın için. Ama oyun sadece oyun oynayacaksanız acayip alev atacağını düşündüğüm bir bilgisayar var karşımda. Hadi geçelim. Şimdi işlemci modeli olarak burada 3500X kullanılmış arkadaşlar. 3500X bence fiyat performans odağında oyuncu bilgisayarı dediğimiz bilgisayarlarda kullanılabilecek en güzel işlemci arkadaşlar. Ve şimdi size şunu söylüyorum. Alan arkadaşları gördüm ve RGB fanlı geliyor arkadaşlar. Yani RGB manyakları kendini belli etsin aşağıdan. RGB fanlı geliyor arkadaşlar. Yani orijinal fanı RGB'li geliyor. Çok güzel bir şekilde bu da sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Ki oyunlarda çok çok üst FPS değerleri var arkadaşlar. Çok çok güzel bir şekilde kasayı destekliyor. Kullanılabilecek en güzel işlemci kullanılmış bence bu bilgisayarda. Oyuncu odağı olduğu için gayet güzel işlemci modeli. Burada B450 anakart kullanılmış arkadaşlar. Bu anakartı ben çok çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Fiyat performans odağında en sevdiğim anakartlardan bir tanesi. Dediğim gibi çift slotlu ama öyle söyleyeyim size, çift slotlu olması biraz üzüyor mu? Okey, üzüyor ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an zaten 8, 8, 16 çok çok yetiyor zaten RAM. İleriki zamanlarda diyelim çıkartırız 8'in bir tanesini, 16 takarız veya 16, 16 yaparız. 8'i 8'i alırız, satarız. Sonra 16, 16 yaparız. Bence 2 slot çok çok yeterli. Tabii siz kendiniz ne düşünüyorsunuz onu yazabilirsiniz. Biraz 3200 MHz biraz düşük olabilir. Ama sıkıntı yok. 3200 MHz de gayet güçlü RAM MHz'i ve ileriki zamanlarda 3200'e geçiş yaparız. Hemen şurada anakartın kutusu var. Bu anakartın aynısı. Gördüğünüz gibi kutusu şöyle. Oğlum dur dur. Kutusu burada arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki ben bunu kullanıyorum. Yaklaşık 4-5 aydan beri kullanıyorum. Çok çok güzel. Fiyat performans odağında bir anakart olduğunu düşünüyorum. Hiçbir sıkıntısını görmedim arkadaşlar bu anakartın. Tavsiye ediyorum. Sonra aşağıya geldik. 8, 8, 16 RAM kullanılmış. Şimdi 3000 MHz'lik gayet güzel bir RAM kullanılmış diyebiliriz. Ama benim tavsiyem burada, size nacizane tavsiyem. Ufak bir paranız daha varsa, bir tık daha güzel bir paranız varsa burada 3200 MHz'lik RAM'i tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bence böyle daha mantıklı olur. 100 lira daha fazla oluyor. Ama dediğim gibi isterseniz tam 5000 liram var derseniz kalabilir. Çok güzel bir RAM'deyiz şu anda. Sıkıntı yok. Ben de 3000 MHz kullanıyorum. Sıkıntı yok. Gayet güzel bir RAM kullanılmış. Size gayet yeteceğiniz 8, 8, 16 RAM çok çok yetecek. Bütün oyunlarda fiyat performansı olduğunu göstereceğini düşünüyorum. Burada bir ekran kartı kullanılmış. Bir kasanın olmazsa olmazı, kasayı kasa yapan parça 1660 süper kullanılmış. Çok çok güzel. Fiyat performans odağında en güzel ekran kartı olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bu kasa, ben bu videoyu çektikten sonra 2 gün veya 1 gün, hatta belki akşamında bile kalmayabilir. Size öyle söyleyeyim yani.
Gerçekten yani ben bir kasayı videosunu çekiyorum. Bir saat geçiyor veya 2 saat geçiyor. Abi videoyu çektikten sonra bile olan oldu ya. Ya bir tane kasanın videosunu çektim. PSU'sunu tanıttım. Sonra videoyu bitirdim. Kasaya baktım. PSU değişmiş. Çok acayip şeyler oluyor arkadaşlar. Onun için kesinlikle yani eğer alacak arkadaşlar elini çabuk tutsun. Eğer dersiniz ki ben doların düşmesini bekliyorum, ona bir şey söyleyemem. Veya dolar artar mı artar diye alacak arkadaşlar da olabilir. Arkadaşlar dolar çok çok yüksek arttı ve bu fiyata en iyi performans bilgisayar bu olduğunu düşünüyorum. Onun için bunu gösteriyorum zaten size. 1660 süper. Ben bu ekran kartının aynısını kullanıyorum arkadaşlar. Çok çok güzel. Aynısı değil de Zotac versiyonunu kullanıyorum. Gayet güzel 1660 süperin gayet güzel fiyat performans odağında bir ekran kartı olduğunu düşünüyorum. Ve Gigabyte ile Zotac arasında pek bir fark olduğunu, kalite farkının olduğunu düşünmüyorum. Neredeyse aynı markaymış gibi hissediyorum ben bunları. Onun için gayet güzel bir ekran kartımız var. Alt tarafta gördüğünüz o tabaka falan çok kaliteli olduğunu belirtiyor zaten. Fanlar da çok çok güzel bir şekilde kaliteli duruyor arkadaşlar. Ekran kartımızı geçtim, en güzel parçamızı ve kasamız. Bizim nahmeler dış görünüşümüz çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Corsair Spectral Tower. Bu kasa çok güzel arkadaşlar. Vallahi diyorum bak size. Alabileceğiniz en fiyat performans kasalardan bir tanesi. Ben bu kasanın aynısını kullanıyorum. Çok çok güzel. Ön taraftaki RGB fanlar olsun, renk değiştirmesi falan olsun. Şu an mesela bakıyorum RGB fanlar renk değiştiriyor. Çok çok güzel duruyor. Gayet fiyat performans odağında alabileceğiniz çok çok güzel bir kasa. Ama sirkülasyonu da çok iyi. Hatta bunun temizliğini yaptım ben. 4 ay boyunca bu kasayı kullandım ve temizliğini yaptım. Hava sirkülasyonunun güzel olduğunun kanıtını istiyorsanız, aha bu nasıl kanıtlayacaksın abi sen bunun hava sirkülasyonunu ya bize söyle diyorsan kanalında videosu var. Gidip bakabilirsin. 5 aydan beri kullandığım kasamı temizledim diye bakabilirsin. Orada kesinlikle o videoyu izledikten sonra ha bu kesinlikle hava sirkülasyonu geçiriyor. Hava sirkülasyonu güzel bunun diyeceksin. Gidip bak. Kasa modelimizi geçtik. Çok çok güzel olduğunu söyledik. Ve SSD modelimiz. M.2 SSD kullanılmış 500 GB'lık gayet güzel fiyat performans odağında alabileceğiniz en güzel M.2 SSD'lerden bir tanesi arkadaşlar. Ben de M.2 SSD kullanıcısıyım. Ama ben James Dunkey kullanıyorum. Burada Toshiba kullanılmış. Toshiba'nın daha kaliteli, daha güzel bir marka olduğunu düşünüyorum. Onun için Toshiba'nın M.2 SSD'si çok çok güzel olacağını düşünüyorum. Fiyat performans odağında bu kasaya da yakışacağını düşünüyorum. Çok çok güzel arkadaşlar. Ben zaten normal SSD değil de M.2 SSD'yi tercih edenlerdenim. Abi M.2 olsun, bizim olsun. Aynen öyle abi. M.2 olsun, bizim olsun yani. Yavaş gene ediyor yani. M.2 olsun, bizim olsun. Güzel bir M.2 SSD'miz var. Çok güzel kasamıza yakıştı. 5000 liralık fiyat performans odağında alabileceğimiz en güzel kasalardan bir tanesi. Arkadaşlar çok çok kasa var 5000'lik segmentlerde. Bazısında SSD düşük, bazısında ekran kartı düşük ama bu kasa gerçekten fiyatını hak ediyor diyebiliriz doların altı olmasına rağmen. Şimdi bu kasaya peki abi bu kasayı alacağım tamam abi bak bu kasayı alacağım 5000 lira vereceğim diyorsun. Peki bu kasaya monitör hangisi yakışır? En güzel monitör. Beni tanıyan arkadaşlar burada gülüyorlar. Kesinlikle kendi monitörünü söyleyecekti. Ama abi fiyat performans odağında alabileceğiniz en güzel monitörlerden bir tanesi bu ya. Gerçekten bak araştırdım baktım hepsine bakıyorum. Bana attığınız günlük 30 kişi 50 kişinin geldiği yayın açıyorum. Her gün 21'de ona da gelebilirsiniz. 21 saat 9'da yani her akşam 9'da yayın açıyorum. Ona da gelebilirsiniz. Yayınlarda atıyorlar monitörlerin hepsini inceliyorum. Ama fiyat performans odağında gene hala kendi monitörümün daha güzel olduğunu düşünüyorum. IPS tip olması, 144 Hz 1 milisaniye olması ve 1080 kalitesinin olması gayet güzel ve tasarımın da çok çok şık olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten o monitöre bakıyorum. Yani siz buradan fotoğrafa bakıyorsunuz ama ben kendi canlı canlı o monitöre bakıyorum. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. IPS tip olması ayrı ayrı zaten. Panel tipleriyle ilgili bilginiz yoksa gene aynı şekilde benim kanalımda bir tane video var. Monitör almadan önce bunları biliyor musunuz diye kesinlikle ona bakmanızı
tavsiye ederim. Yanlardan, sağdan, soldan baktığınız açı ne olursa olsun her türlü, her yerde, her çeşitte baktığınızda ekrandaki renk doygunluğunu kesinlikle görebiliyorsunuz arkadaşlar. TN monitörde bunu göremezsiniz ama IPS monitörde bunu görüyorsunuz. Çok çok güzel. Film izleyecek arkadaşlar, e-sporla uğraşmayan arkadaşlar IPS tip tercih etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kırmızının tam kırmızı olduğunu hissediyorsunuz. Mavinin tam mavi olduğunu hissediyorsunuz. Sarının tam sarı olduğunu hissediyorsunuz. Çok çok güzel bir monitör. Bu kasaya da yakışacağını düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Çok güzel bir monitörle çok güzel bir kasayı tanıttık. İnşallah diyorum ki dolar düşer de siz de istediğiniz kasalara sahip olursunuz. Bu da güzel bir kasa, güzel bir monitörü incelemiş olduk. Tekrardan söylüyorum, kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediysen zaten bir abone ol tuşuna basman gerekir. Zaten şu anda videonun üst orta tarafında bir abone ol tuşu var. Ona tıklayıp direkt abone olabilirsin. Sağda solda o bahsettiğim, sana bahsettiğim kasa videosu veya monitör videosu var. Onlara da gitmeyi unutma. Kendiniz, ben seni seviyorum. Görüşmek üzere. Like atmayı unutma. Bay bay.